bakanlığımız olayın başından beri, ülkeye girişinden beri stratejik olarak bütün planlarını yapmış, biz de ona göre hareket ediyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Şunu belirtelim, öncelikle Kokarcan'ın doğal düşmanı samuray arısıdır. Dünyanın her bir tarafında bu samuray arısı doğal yollarla 20 yıl sonra gitmiştir yaklaşık. Bizim bakanlığımız 7 yıl sonra, 6 yıl sonra samuray arısını kendisi üretip doğaya salmıştır. Stratejik planın en temeli budur. Biz doğayı tamam, ilaçlayacağız, bahçede de ilaçlayacağız ama birçok faydalı canlıyı da yok edeceğiz. Bunun için çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bu planlamalardan biri nedir? Bu sene, geçtiğimiz ay feromen tuzaklarını bahçelere astık. Kritik yerlere, önceden belirlediğimiz yerlere. O bölgelerde sadece birkaç ağaç üzerinde bahçelerde topladık. 3-5 güne bir feromen tuzaklarının olduğu yerleri ilaçladık. Bu önemli bir mücadeleydi. Şimdi geçtiğimiz safha bu hafta itibarıyla kıştakların ilaçlanması. Tabii bu kıştakların ilaçlanması nedir? Özellikle bahçelerin kenarı veya orman kenarındaki evlerin, kömürlüklerin içleri, dışları, çatı aralarında biriken kış uykusuna yatan kokarca ile mücadele şeklidir. Ve bununla ilgili de büyük bir gururla söylüyorum ki Trabzon'da çok güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Gerek Tarım Dairesi Başkanı, gerekse sivil toplum kuruluşları kesinlikle bize önemli destek vermektedir. Yanımda oturan başkanım da cumartesi, pazar dahil benimle istişare halinde olup bu konuyla ilgili ne yapabileceğimizi sanki benim bir yardımcım gibi belediye ile diğer kurumlarla görüşmeyi de sağlamaktadır. Burada huzurunuzda bir Hüsnü abiye de teşekkür etmek istiyorum. Kendi kurumunda desteklerini bize sağladıkları için. Bir diğer konu da Tarım Dairesi Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bize ekonomik anlamda büyük destek verdiler. Yüksek miktarda bize biyostal ürün satın aldılar. Bu yetmedi. Tarım Daire Başkanımız sağ olsun bizlere teknik destek, eleman desteği de verdi. Bizim kendi ekiplerimizle Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi'nin ekipleri beraber sahada vatandaşların ilgi alanı olmayan mezarlıktır, şikayet üzerine toplu yerlerdir, buraları ilaçlamaktayız. Peki bu köylerdeki kışlakları nasıl ilaçlayacağız? Yaklaşık 30-40 bin konut arkadaşlar. Bunlarla ilgili de kaymakam beylerle Sayın Valimizin başkanında bir toplantı yaptık. Köylerde şu anda eğitimler başladı arkadaşlar. Bu eğitimler ilaçlama eğitimi. Biyostal ürünler biraz daha hafif olup zirai ilaçlar gibi tehlikeli değildir. Bu ürünler nasıl ilaçlanır? Bizim çiftçilerimize, köylerimize bunları eğitim veriyoruz, sertifika veriyoruz ve Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarım Bakanlığı'nın, ziraat odaları gibi STK'ların verdiği destekle de satın aldığımız ilaçları bu bölgede ilaçlamaya kanalize edeceğiz. Ben huzurlarınızda tekrar Trabzon'da beraber çalışmaktan onur duyduğum arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu hafta itibariyle de kıştakların ilaçlaması başlamış olacaktır. Bunu da sizler aracılığıyla tüm Trabzon'a duyuralım. Bu yeterli mi? Hayır. Çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Halkımızdan beklentimiz de çok. Bizim şehir merkezindeki evlere ulaşmamız çok zor arkadaşlar. Çünkü ev içindeki ilaçlama farklı prosedürdür. Lütfen gördükleri kokarcayı bulunduğu yerde imha etmesi, süpürgeyle toplaması, poşette toprağın altına gömülmesi gibi birçok yollarla imha etmemiz lazım. Her bir kokarca önümüzdeki yıl 100 ile 300 arasında yeni kokarca demektir. Bu mücadelede tüm halkımızın yanında olması oldukça önemlidir. Ekip olarak Büyükşehir Belediyesi'nden personel desteği alıyoruz arkadaşlar. Maddi olarak da destek alıyoruz. Çünkü neticede bu da masraflı bir iş. Biyostal ürünler ve yeri geldiği zaman bazı bölgelerde zira ilaçlarla ilgili. Bakanlığımız destek veriyor ama işin koordinasyonu, işin haritası, hangi bölgelerin ilaçlanacağı, hangi bölgelerde çok olduğunu biz yıllardır yaptığımız çalışmalarla biliyoruz zaten. İl Müdürlüğü'nde olacak koordinasyon. Bizim şu anda en yoğun olduğumuz, şöyle bir hat söyleyeyim, en sıkıntılı olduğumuz ilçeler Sürmene'den Beşikdüzü'ne kadar, ki Sürmene ile Beşikdüzü en azıdır, sahildeki 9 ilçe. Bunların da arkadaşlar bir hat çizdiğimizde 300-400 rakamın altında kalan kısımlarda bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani biliyorsunuz hem biyostal ürün hem de zirai ilaçlar neticede doğanın da dengesini bozan, gereksiz yere atılmaması gereken ürünler. Ama sıkıntımızın olduğu bölgeler buralar. Bu bölgelerde bir harita çıkardık. Konutları belirledik. Muhtarlar bu konuda dediğim gibi köydeki ilaçlama
yapacak kişileri de tespit etmek de önemli. Onlara da biz eğitim veriyoruz. Çünkü 40 bin tane konutu aynı anda ne Büyükşehir Belediyesi'nin ne de İl Tarım Müdürlüğü'nün ekibi yetmez arkadaşlar. Burada imece usulü dediğimiz köylerden de destek alacağız. Onlara da rastgele değil, sertifika vererek, eğitim vererek, ilaçlamanın nasıl olduğu, kendini nasıl koruması gerektiğini, hangi bölgelere ilacın zevk edilmesi gerektiğini anlatacağımız bir eğitim sürecimiz var. Bir günlük eğitim yetiyor bunda zaten. Temel bir eğitim veriyoruz. Muhtarlarına böyle bir görev olacak.